2023 yılı yeni direksiyon sınav yeri ve güzergahına başlıyoruz. Metin Aydın sürücü kursu olarak çalıştıralım aracı. Koltuğumuzu ayarlayalım. Emniyet kemerini takıyoruz. Önce sol sinyali vererek çıkış yapıyoruz. Ardından sağ sinyali verip geri parka doğru dönüş yapıyoruz. İlk etapta geri parkımızı yapacağız. U dönüşü yapılacak yere yaklaşırken sol sinyalimizi veriyoruz. Geri park uç yerinden U dönüşü yapıp geri parklara doğru hareket ediyoruz. Sınav başladıktan sonra birinci viteste gelirsek sınavda zaten trafik yoğun olduğu için daha rahat dönebiliriz. Kaçayım. 5, 6, 7, 8, 11 parklardan birine giriyoruz. 5'e girelim. Girelim. Ve 6 daha iyi. Yaklaşırken önce sağ sinyalimizi verip ilk duruşumuzu yapıyoruz. Durduktan sonra arka kelebek camdan önce kelebek camdan 6 numarayı görecek şekilde duruyoruz. Park yapana kadar sağ sinyalimiz açık olacak. Ondan sonra tam sağ yaptıktan sonra arka numarasız duba 6 numaranın bağlı olduğu numarasız dubayı sol üst aynadan kapı koluyla bir parmak boşluk olacak şekilde ayarlıyoruz. Ondan sonra 1,5 tur yapıp düz geliyoruz. Sağ aynanın üstü numarayı kapattığında tam sol yapıyoruz. Ve içeriye doğru giriyoruz. Sağ ön tekerle sağ arka teker sarı çizgiye basacak şekilde geriye doğru manevramıza devam ediyoruz. Geri parkımız bittikten sonra komisyonlar biniyor. Sol sinyalimizi yakıp devam ediyoruz. Sol sinyalle çıkışı yaptıktan sonra sağ sinyalimizi veriyoruz. Köşeden dönüş yapıp ışıklara doğru devam edeceğiz. Köşeden döndükten sonra ışıklara kadar gidiyoruz. Burada hız sınırımız 30 kilometre oluyor. İlk ışıklarımızda rampa kalkışı yapacağız. Biraz rampa olduğu için. Rampa kalkışı yaparak kalkıyoruz. Işıklar geçtikten sonraki yolumuz da hız sınırımız 60 kilometre. 5 kasli yolumuza devam ediyoruz. Bu yolumuz diğer ışıklara kadar 5 kas
5 kasli yol olarak geçiyor. Burada hız sınırımız 60 kilometre. Kastilere yaklaştığımızda vitesimizi 2'ye düşüyoruz. Kastilerden sonra hızımızı artırıp 3. vitese geçebiliriz. Arka arkaya 3 kasisli yere geldik. Caminin olduğu yerde arka arkaya 3 kasisimiz var. İkinci viteste burada hareket ediyoruz. Parklara yaklaşırken ışıklara doğru, ışıkların sağına doğru yanaşıyoruz. Buradaki ışıklar da biraz rampa kalkışı gerektiriyor. Az bir şey rampa olduğu için ona dikkat ediyoruz. Ondan sonra karşıya L parklarımıza doğru geçiyoruz. Önce L1 parkımıza gireceğiz. Sınavda L parklardan bir tanesini yapıyoruz. Ama bizim L parklarımız L1 ve L2 olmak üzere 2 tanedir. L1 parkımıza başlıyoruz. Sağ sinyalimiz yarık şekilde. Mesafemizi ayarlayarak kaldırım 60-70 santim olacak şekilde ilk duracağımız yer, siyah çizgimiz omuza geldiğinde ilk duracağımız yer, ardından komisyonlar iniyor ve L parkımıza yapmaya başlıyoruz. Önce geriye doğru geliyoruz işaretimizi almak için. Karşıda bulunan siyah 1 ile 2 numarası var. 1 numarayı omuz hizasına gelecek şekilde ayarlıyoruz ve tam sağ yapıp L parkımıza doğru giriyoruz. Tam sağ yapıp ağaç hizamıza gelene kadar geliyoruz. Ağaç hizamıza gelince 1,5 tur yapıyoruz. Arkasından L parkımızı tamamlamak için geriye doğru geliyoruz. Sarı çizgiye 1 metre kala 2 numara omuz hizamıza gelince duruyoruz ve L parkımız tamam. Arkasından çıkışımızı yapıyoruz. Önce sağ sinyalimizi veriyoruz. Çıkış yapmak için sağ sinyali veriyoruz. Önce düz bir şekilde ilerliyoruz ağaç hizamıza gelene kadar. Ağaç hizamıza geldikten sonra tam sağ yapıp çıkışımızı yapıyoruz. Çıkışımızı yaptıktan sonra
sağ tarafta duruyoruz. Komisyonlar binince devam ediyor. Şimdi L2 parkımıza hareket ettik. L2 parkımızı yapacağız. Yine önce sağ sinyalimizi veriyoruz. İlk duracağımız siyah çizgiye kadar ilerliyoruz. İlk duracağımız siyah çizgide durduk. Ardından işaretimizi almak için geriye doğru hareket ediyoruz. Yine mesafemiz 70 santim 80 santim aralığında. L2 parkımızda sarı ağaç ayna hizasına gelecek şekilde ayarlıyoruz. Ondan sonra tam sağ yapıp L parkımıza doğru giriş yapıyoruz. Ağaç hizamıza gelene kadar tam sağ şekilde dönüş yapıyoruz. Ağaç hizamıza geldikten sonra 1,5 tur çevirip düz şekilde geriye doğru geliyoruz. Geriye sağ tarafımızdaki siyah boyalar gördüğümüzde duruyoruz. Onları gördüğümüzde sarı çizgiye ve arka dubaya 1 metre kala durmuş oluyoruz. Parkımız tamam oluyor. Çıkışımızı yapıyoruz. Çıkışımızı önce yine sağ sinyalle başlayarak yapıyoruz. Önce düz şekilde ilerliyoruz. Ağaç hizamıza gelene kadar. Ağaçlar hizamıza geldiğinde tam sağ yapıp çıkışımızı yapıyoruz. Çıkışımızı yaptıktan sonra komisyon arkadaşları bekliyoruz. Komisyon arkadaşlar bindikten sonra sol sinyalimizi verip arkamız müsaitse devam ediyoruz. Sınavda bu iki L parktan birini yapıyoruz. L parklardan sonra rampaya doğru hareket ediyoruz. L parklardan sonra devam ediyoruz. Sağ tarafımızdaki parkı gördükten sonra sol tarafa geçip rampa kalkış yerine doğru gidiyoruz. İlk dönüş işaretimizde sinyalimizi veriyoruz. Sol taraftaki kırmızı işarette. İkinci mavi dönüş işaretinde hızımızı yavaşlatıp ikinci vitese düşüyoruz. Kavşaktan sola doğru rampaya doğru dönüş yapıyoruz. Eğer karşıdan gelen araç yoksa yavaş şekilde durmadan devam edebiliriz. Rampaya çıkarken sağ sinyalimiz devamlı yanmak zorunda. Rampanın ucuna doğru hareket edip orada duruyoruz. Burada 30 saniye bekleme yaptırıyorlar komisyon arkadaşlar. 30 saniye beklerken vitesimizin bir dolup olmadığını kontrol ediyoruz ve arkasından sol sinyalimizi veriyoruz. Çıkış yap dediklerinde önümüz arkamız aynayı kontrol edip sola doğru U dönüşü yaparak rampa kalkışımızı yapıyoruz. Rampa kalkışından sonra aşağıya doğru sol sinyalimiz yanarak devam ediyoruz. Rampa kalkışında çıkana kadar sağ sinyal, inene kadar sol sinyalimiz yanacak. Sol tarafa bakıp geçiyoruz. Sağ tarafta müsaitse buradan sola tekrar dönüp kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rampa kalkışından sonra Fatih Pazarı'ndan sola döneceğiz. Genelde öğrencilerin en çok sorduğu sorular. Buradan mı sağa döneceğiz, diğer ışıklardan mı diye. Caminin olduğu ışıklar değil, Fatih Pazarı'nın olduğu ışıklardan sağa döneceğiz. Rampa kalkışından sonraki ikinci ışıklar yani.
tarafta trafik kalabalıksa sol tarafa sinyalimizi verip geçebiliriz. Şerit değiştirmelerinde sinyalimizi kesinlikle veriyoruz. Işıklara duruşlarımızda yaya geçidine basmıyoruz. Geride duruyoruz. Öndeki beyaz araç gibi yaya geçidini işgal etmiyoruz. Bu yolda da hız sınırımız 60. Petrolü ya da afyon sağlık kabinin olduğu yere geldiğimizde sağ sinyalimizi veriyoruz. İleri ışıklardan sağ dönüşümüzü yapmak için Fatih Pazarı'na doğru yaklaşıyoruz. Eğer ışık yanıyorsa vitesimizi ikinci vitese düşürüp yavaşça dönüşümüzü yapıyoruz. Fatih Pazarı'na döndükten sonra tekrar bir sağ yan yola giriyoruz. Sinyalimizi unutmuyoruz burada da. Burası tek şeritli bir yol. Burada hız sınırımız 50'ye düşüyor. Yolda da 3 tane kasisimiz var. Kasislerde yine ikinci vitese düşerek hızımızı yavaşlatıyoruz. İkinci kasisimizi geçtik. Tepedeki üçüncü kasisimize de doğru yaklaşılıyoruz. Üçüncü kasisten sonra ani fren ve 25 metre geri geliş yerimiz var. Kasisi geçtikten sonra sağ sinyalimizi verip ani fren yerine doğru yanaşıyoruz. 3 tane ani fren yerimiz var. İkinci yere girelim istersen. Sarı çizginin içine giriyoruz. Sarı çizginin bitiminde araç sarı çizgiyi geçtikten sonra ani fren yapıyoruz. Ani freni yaptıktan sonra sarı çizginin içinde geriye doğru 25 metre geri gelişimizi yapıyoruz. Geriye gelirken sarı çizginin içinde kalacağız. Sağ taraftan da kaldırıma vurmadan ve sarı çizginin dışına çıkmadan geriye geliyoruz düz bir şekilde. Sarı çizginin bitimini az bir şey geçtikten sonra duruyoruz. 25 metre geri gelişimiz bitiyor. Ve sol sinyali verip çıkışımızı yapıyoruz. Ani fren ve geri geliş de tamamlandıktan sonra çevre yolundan tekrar dönüp aracı başlangıç noktasına bırakıyoruz. Sınavımız bitiyor. Çevre yoluna yaklaşırken sağ sinyalimizi veriyoruz. Çevre yoluna çıkarken uçta durup
sol tarafımıza iyice bakıyoruz. Eğer gelen araçlar azsa emniyet şeridinden çıkarak devam ediyoruz. Arkamıza bakarak sol sinyali verip sola doğru sırayla şeritlerimizi değiştiriyoruz. Önce sol şeride geçiyoruz. Hızımızı bir taraftan artırıyoruz. Burada hız sınırımız 80 km. Orta şerit boşaldığı zaman orta şeridimize geçiyoruz. 80 km hızla. Yolumuza devam ediyoruz. Yaklaşırken mavi levhayı gördüğümüzde buraya yaklaştığımızda gazdan ayağımızı çekiyoruz. Araç kendi yavaşlamaya başlıyor. Hız sınırları 50 ve 30 levhalarına doğru yaklaşırken vitesimizi 3'e düşüyoruz. Hızımızı önce 50'ye kadar düşürüyoruz. Arkasından 40 km hızın altına da düştüğümüzde ikinci vitese düşüyoruz. Hız sınırı 30 levhalarının sonuncusunda ikinci vitese düşmüş oluyoruz. Köprünün altına doğru ikinci vitese devam ediyoruz. Burada dümdüz karşıya geçtiğimiz için sinyal verilmiyor. Karşı tarafa geçiyoruz. Yuvarlakta araç yoksa devam ediyoruz. Yuvarlakta araç varsa Hakon'un oluyor. Sağ tarafımızda kontrol ederek karşı tarafa geçişimizi yapıyoruz. Önce sağ şeritten gidiyoruz. Arkasından hızımızı yükseltip sol sinyalimizi verip sol tarafa doğru geçiyoruz. En sol şeride geçip sol şeritten devam ediyoruz. Burada da hız sınırımız 80 km. Işıklara doğru hızımızı yavaşlatıyoruz. Üst mavi levhalara doğru yaklaştığımızda, ışıklara doğru yaklaştığımızda sol sinyalimizi veriyoruz. Hızımızı da yavaşlatıp ışıklarda duruyoruz. Sol sinyalimiz yanılı bir şekilde ışıklara doğru ilerliyoruz. Işıklardan sola doğru dönüşümüzü yapıyoruz. Sola dönüşler geniş, sağa dönüşler dar şekilde yapılıyor. Bu ışıklardan da geçtikten sonra aracımızı aldığımız yere bırakıp sınavımızı bitireceğiz. Başlangıç noktasına doğru giderken burada hız sınırımız 30 km'ydi. Okulun bitimine vardığımızda karşı tarafa geçeceğiz ama sol sinyalimizi veriyoruz. İleriden U dönüşü yapıp başlangıç noktasına arabayı park edeceğiz. İleriden U dönüşümüzü yapıyoruz. Dönüşümüzü yaptıktan sonra sağ sinyalimizi verip sağ tarafa doğru park ediyoruz. Vitesimizi boşalıyoruz. El frenimizi çekiyoruz.
ve sınavımızı bitiriyoruz.